Arkadaşlar merhaba, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Bugün sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. ünitemiz Destan Efsane ünitesiyle dersimizi işleyeceğiz. Hatırlarsanız İlyada Destanı'ndan bahsetmiş, destanın özelliklerini anlatmıştık, milli ve anonim olduğundan bahsetmiştik, uzun manzum eserlerde toplumu derinden etkileyen olayların anlatıldığı, genellikle epik bir anlatımın olduğunu ifade etmiştik. İlyada Destanı'nda da bu örnekleri görmüştük. Daha sonra da arkadaşlar sıfat tamlamalarından şöyle bir kısaca bahsetmiştik. Sıfat tamlamalarının niteleme ve belirtme diye alt başlıklar olduğunu, belirtmenin de kendi içinde alt başlıklar ayrıldığını söylemiştik ve birkaç tane de bizden istenenler doğrultusunda sıfat tamlamalarını bulmuştuk. Bugün de sizinle efsane konusunu işleyeceğiz. Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesinden bahsedeceğiz. Fakat burada öncelikle hazırlık aşamasında yaşadığınız yer ile ilgili okuduğunuz ve büyüklerinizden dinlediğiniz bir efsane anlatınız diyor. Burada tabii ki herkesin yaşadığı, özellikle aile büyüklerinden veya işte okuduğunuz metinlerden karşınıza çıkan efsaneler varsa bununla ilgili ailelerinize anlatın. Onları karşınıza alın ve bir olay anlatıcısına, bir hikaye anlatıcısına anlatın. Bu sizin hem sunum yeteneğinizi hem topluluk karşısında konuşma yeteneğinizi de geliştirecektir diyoruz. Bunun haricinde efsane kelimesinin size çağrıştıklarını sözlü olarak ifade ediniz. Özellikle günümüzde efsane sözcüğünün işte çok beğenilen şey için kullanıldığını biliyoruz. Olağanüstü anlamına geldiğini, çok beğendiğini, gençler tarafından efsane olmuş, çok güzel olmuş anlamında kullanıldığını biliyoruz. Sizin kullanımlarınız nelerdir? Arkadaşlarınızın varsa kullanımları, ailenizin kullanımları nelerdir? Bunlarla ilgili düşüncelerinizi ailenize, arkadaşlarınızı ifade edebilirsiniz. Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesiyle ilgili bakın burada bu efsaneye dair bir ipucu anlamına gelecek bir resim var. Şimdi efsaneye beraber bakacağız ama ondan önce arkadaşlar efsaneler sözlü geleneğin ürünlerindendir. Elbette tüm metinlerde olduğu gibi efsane de diğer edebi eserlerle arkadaşlar pek çok türe kaynaklık etmişlerdir. Romanlarda, tiyatrolarda, şiirlerde, destanlarda, hikayelerde efsanelerden yararlanılmıştır. Halk kültüründen yararlanılmıştır ki zaten edebiyat birbirini besleyen alanlarla doludur. Efsanenin kaynaklık ettiği birçok romanın olduğunu, hikayenin olduğunu biliyoruz. Şimdi de arkadaşlar sizinle beraber Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesini inceleyelim. Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran'a götürülür. Adam Şahmeran'a kendisini öldürmemesi için yalvarır. Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak kendisini buradan çıkaramayacağını söyler. Şahmeran yerini bilen birini serbest bırakarak kendi hayatını tehlikeye atmak istememektedir. Şahmeran adama çok iyi davranır. Adamın bir dediğini iki edilmeden bütün ihtiyaçları karşılanır. Adam günlerinin büyük bölümünü Şahmeran'la sohbet ederek geçirir. Ne kadar rahat da olsa gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister. Şahmeran adama ona güvendiğini ifade ederek yerini kimseye söylememesini tembih eder. Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını, bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de söyler. Yeryüzünde normal hayatına dönen adam Şahmeran'ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler. Vezir ülkede herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur. Adama baskı kurar. Adam yerini söylemez. Adamın ailesini esir alır. Adam Şahmeran'ı kendisinin öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahmeran'a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar. Şahmeran, "Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum." diyerek
kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki lokman hekim olasın diye ekler. Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler. Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini, çok uzun yıllar dönmeyeceğini, kendisini merak etmemelerini söyler ve birlikte yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran'ı öldürüp dediklerini yapar, vezir ölür. Kız iyileşir ve kendisi de lokman hekim olur. Arkadaşlar anonim Refiye Okuçluk Şenesen, Çukurova Üniversitesi'ndeki profesörlerimizden biri. Adana ve çevresindeki efsanelerle ilgili ve buradaki halk kültürüyle ilgili çok önemli çalışmaları var kendisinin. Bu anlamda kitabımızda da ismine rastlamak çok güzel bir ayrıntı olarak karşımızda duruyor. Bunu söylemek isterim. Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları var. Seferber etmek, bir iş, bir amaç için bütün olanakları kullanmak demek. Şahmeran, başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratıktır arkadaşlar. Metin ve türle ilgili açıklamalara bakacak olursak arkadaşlar, okuduğunuz metin sözlü geleneğin ürünlerinden biri olan efsane türünü örnektir. Efsanede yılanların şahı olarak sözlü kültürde yer etmiş, Şahmeran'la misafir ettiği adam arasındaki dostluk ve sonrasında adamın nasıl lokman hekim olduğu anlatılmıştır. Bu anlatımda halkın konuştuğu sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Elbette arkadaşlar insanlar yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekanları kutsallaştırır ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara yaşanmış bazı olayları da ekleyip nesilden nesile aktarırlar. Böylece arkadaşlar bunlar gerçekmiş gibi kabul edilir. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Böylece bir sözlü kültür oluşur arkadaşlar. Efsaneler insanlarla insanı, coğrafyayı, diğer varlıkları, maneviyatı birbirine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Sözlü kültürün önemli bir parçası olan ve dilden dile aktarılarak bugüne kadar ulaşan efsaneler, her türlü üslup kaygısından uzak, hazır kalıplara yer vermeyen kısa anlatılardır. Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçleri elinde tutulan kişilere bu türde sıkça rastlanır. Efsaneler içerdikleri konulara göre yaratılış efsaneleri, oluşum ve dönüşüm efsaneleri, tarihi efsaneler, olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler, dini efsaneler, dini konulardaki efsanelere eskiden menkıbe de denirdi gibi adlar alır. Efsaneler halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini halk edebiyatının diğer türlerinden daha açık belirtir. Çünkü arkadaşlar efsanede inanış söz konusudur. Bu yönüyle efsaneler masaldan ayrılır, hikaye ve destana yaklaşır. Efsanelerde anlatılanlar az önce söylediğim gibi halkın arasında doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Hatta efsaneler inandırıcılığını arttırmak için içerdiği konuyla ilgili olaylarda, zamanda ve mekanda ayrıntılara girerek bu konuyla ilgili tanık gösterir. Günümüzde ise efsaneler artık inanç konusu olma niteliğini yitirmiştir. Eskiden böyle inanılırmış, güya böyle olmuş gibi ifadeler bu çeşit söylentilerin eskiden inanma konusu olduğunu belirtir. Elbette bu çeşitli bölgelerde yaşayan insanlar tarafından hala gerçekmiş gibi kabul edildiğinde ifade etmek mümkündür arkadaşlar. Şimdi burada karşımıza çıkan metinde geçen "Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkar." Öç almaya kalkacaklardır cümlesindeki öç almak ifadesinin hangi anlama gelebileceğini söylüyor. Öç almak biliyoruz ki arkadaşlar bir kişinin birinin kötü davranışlarının karşılığında ondan hesap sorma anlamına, intikam alma anlamına geldiğini biliyoruz. Burada birçok soru var arkadaşlar. Bir bölümüne bakalım. Şimdi üçüncü soruda metindeki hangi unsurlar masallarla benzerlik göstermektedir diyor. Bir kere zaman net değil. Olağanüstülükler çok fazla. Metnin kahramanlarından bir insan dışı bir varlık değil mi? Yılan.
Ondan sonra padişah ülkesinden bahsetmesi. Masallarda da hatırlarsanız işte hayali bir ülkeden ve padişahtan bahsedilir. Bunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Okuduğumuz metinde olağanüstü unsurlar diyor. Bir kere konuşan bir hayvan var. Değil mi? Yılan konuşuyor. Onun haricinde onu gördüğü için sonra uzaklaştığında vücudu pul pul oluyor. Sonra o işte Lokman Hekim'e dönüşüyor. Yılanın belirli uzuvlarını yiyerek, bölümlerini yiyerek Lokman Hekim'e dönüşmesi. Bunların hepsi arkadaşlar tabii ki olağanüstülüklere birer örnektir diyoruz. 8. soruda diyor ki metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini söyleyiniz diyor. Hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı var. Anlatıcı her şeyi biliyor. Bunun haricinde sade bir dil var değil mi arkadaşlar? Dil olarak bakacak olursak. Neden? Çünkü halkın kültüründen ortaya çıkmış. Halkın sözlü kültüründen ortaya çıkmış bir metnin sade olması çok normaldir. Çünkü bunlar sözlü kültürde kendine yer bulan ve bu dilden dile, nesilden nesile aktarılan ürünler. Elbette sözlü bir kültürün etkisi olması, sade olmasını oldukça etkileyecektir diyoruz. 9. soruda efsaneler oluştuğu toplumun yaşamından, inanışlarından, gelenek ve göreneklerinden izler taşır. Bu bilgiye göre okuduğunuz metinde toplumun sosyal ve kültürel yaşamı ile ilgili hangi unsurlara arkadaşlar rastlayabiliriz? Mesela o zamanın tıbbi yöntemlerine ile ilgili bilgi edinebiliriz değil mi? O zaman işte toplumun neye yasak dediğini, toplumun hangi şeyi hoş gördüğünü, hangi şeyi hoş görmediğini, işte alternatif tıbbi yöntemlerin neler olabileceği ile ilgili o zamanın toplumsal şeylerini görebiliriz. Bunu ifade etmek mümkündür diyoruz arkadaşlar. Burada dil bilgisi kısmımız var. Dil bilgisi kısmında bu parçada geçen sıfat tamlamalarını bularak tamlamaların altını çiziniz diyor. Bunların parçadaki kullanım işlevlerini belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar sıfat tamlamaları niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye alt başlıklara ayrılıyor. Niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor ve ismi çeşitli yönlerden niteliyordu. Belirtme sıfatını da 4 alt başlıkta inceliyorduk arkadaşlar. Neydi bunlar? İşaret sıfatımız vardı, sayı sıfatımız vardı, belgisiz sıfat ve soru sıfatı. Bunlar da belirtme sıfatının alt başlıklarıydı. Şimdi beraber bunları bulalım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi işaret sıfatı var. Bu arada bu bir sıfat tamlamasını dediği için ikisini buradan alıyorum. Padişahın kızı hasta olmuş. Tedavisi için bütün ülke belgisiz sıfatımız var. Bu bir sıfat tamlaması. Seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. İsteyenlerden biri arkadaşlar buradaki isteyen kişilerden biri adlaşmış sıfat aslında. Biz adlaşmış sıfat olsa da bunu almış olduk. Tamlamaları soruyor ama adlaşmış sıfat da biliyorsunuz arkadaşlar. Sıfat tamlamalarında sadece sıfatın kullanıldığı, biliyorsunuz sıfatlar çekimekleri almazlar. Çekimekleri aldıkları anda isimleşirler. Burada da çekimeki çoğul ekini almış ve ayrılma hal ekini almış arkadaşlar. Adlaşmış sıfat haline gelmiştir diyoruz. Bu anlamda şöyle bunu ayrı bir parantez içine almak istiyorum. Biri de vezirdir. Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın, nasıl padişah? Oğlu olmayan padişahmış. Sıfat fiilimiz var burada değil mi arkadaşlar? Anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız fiilimse eklerimizden anen var. Bu da sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkıyor. Padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan yönetimini ele geçirmek olan vezir. Yine burada olan vezir, ele geçirmek olan, isteyen anlamında kullanılan arkadaşlar. Anen, yine bir sıfat tamlaması, ele geçirmek olan vezir. Bütün büyücüler, yine bir sıfat tamlamamız var, belgisiz sıfat. Toplayarak bu hastalığa, hangi hastalığa? Bu hastalığa işaret sıfatımız yine duruyor. Çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçalar. Gördüğünüz gibi belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kaynatılıp içerilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şehmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin. Nasıl kişilermiş arkadaşlar? Vücudu pullu kişilermiş bunlar. O zaman biz diyoruz ki bu da bir sıfat tamlamasıdır. Aranması gerektiğini ekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sıfat tamlamaları cümlelerde hem bazı kişilerin özelliklerini bildirmek hem de metnin akıcılığını sağlamakta oldukça önemlidir bu sıfatların kullanımı. İkinci sorumuzda da aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır.
Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız diyor. Beraber okuyalım metni. Vezir ülkede herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı. Arkadaşlar Şahmeran özel bir isim. Özel isimlere gelen çekim eklerini biz değil mi? Tırnak işaretiyle ayırıyoruz. Burada da tırnak işareti özel isme gelen çekim ekini ayırmak için kullanılmış. Gören kişiyi bulur. Nokta cümle sonlarında kullanılır değil mi arkadaşlar? Yargı bildiren cümle sonlarında kullanılıyor. Burada o zaman noktayı da bu anlamda kullanılmış. Adam baskı kurar, virgül adam yerini söylemez. Adama baskı kurar, virgül adam yerini söylemez. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgülün kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yine cümle sonunda nokta kullanılmış. Adamın ailesini esir alır yine cümle sonunda. Adam Şahmeran'ı yine özel ismi ayırmak için tırnak işareti. Özel isme gelen çekim ekini ayırmak için tırnak işareti kullanılmış. Kendisinin öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Yine noktayı arkadaşlar burada cümle sonunda kullanıldığını görüyoruz. Şahmeran'a yine özel isme gelen çekim eklerini ayırmak için tırnak işaretini kullanmış. Bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini arkadaşlar sözcük içinde değil mi? Sözcük yapısında şuradaki kısa çizgi satır sonuna sığmayan sözcüğü ayırmada kullanılmıştır. Yapması gerektiğini sorar. Nokta cümle sonunda kullanılmış. Şahmeran iki nokta kullanılmış arkadaşlar. Şahmeran bir şey söyleyecek. Bir şeyin söyleneceğini, bir kişi tarafından bir şeyin aktarılacağı zaman iki noktayı o söyleyen kişiden sonra kullanırız arkadaşlar. Bu şekilde o kişinin bir şey söyleyeceğini, bir açıklamada bulunacağını kullanılır diyoruz. Burada kesme işareti. Burada tırnak işareti arkadaşlar. Çift tırnak daha doğrusu bir kişinin yapacağı açıklamayı göstermek için kullanılır. Bakın cümlenin başında ve sonunda kullanılmıştır bu şekilde. Diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Yine cümle sonunda kullanılmış nokta. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Yine burada nokta arkadaşlar cümle sonunda kullanılmıştır diyoruz. Siz de yakın çevrenizdeki varlıklar, mekanlar, tarihi olaylar, tabiat olayları ve inanışlarla ilgili efsaneleri sözlü kültür kaynaklarından araştırarak derleyiniz. Sonra sözlü iletişim ve yazma bölümünde bunu arkadaşlar kullanmak üzere hazır bulundurunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.